geldiniz. Ay ben sofraya oturdum. Ay evet. Canlarım benim. Ercan uzatır durur dostlar. Evet evet. Evet canlar. Acıktım. Hepinize hayırlı günler olsun. Biz gene bir kahvaltı sofrasındayız. Tuğçe gene hazırlamış hurmalar, cevizler. Ah kızım bunlara ne gerek dedikçe kız yapıyor işte. Olsun maşallah. Burada yumurta salatamız var efendim. Yumurta salatası yapmış. Arasına koyacaktım, unuttum. Selma sus. İfriyeciğim. Ondan sonra burada bizim klasik Talha'mız. Talha hala diyeceksin mi annesi? Hala. Öyle konuşuyoruz. Efendim ondan sonra... Burada mozzarella peyniri yapmış. Ona da kızım diyorum ki şu cevizlerimizi neyimizi böyle ıslatma. Zaten bugün havuçlu kek yapacağız. Havuçlarım var evde efendim. Ali'ye gitmesin dedim. Havuçlu cevizli bir kek yapayım bugün. Ekmek atası yapacağım. Arkadaşlar ben mola arasında eve geldim. Mola. Evet. Bunu anlatacaktım. Kızlar Ercan bugün sabah 4-5 gibi işe gitti. 3,5 saat değil mi? Evet. 3,5 saat molası var. Molası 4 saat çalış, 3,5 saat mola. Hemen evet. Acıktım. O bugünkü iş için gitti. Hani bugünkü için öne vardiyası için geçerliydi. Evet. O da iş yeri bize yakın olduğu için koşa koşa eve geldi. Yattı uyudu. Şimdi 2 saat uyudu. Şimdi aha, bunun için geliyorum. Çay için geliyorum. Kahvaltısını yapıyor. Ondan sonra da işe gidecek. Efendim, akşama da kim çalışacak? Saat 5.30'a kadar da çalışacak. Hadi Tuğçe de mutfakta hazırlığını yaptı. Babasının karnını doyuruyor. Yani işte olay özeti bu. Eline sağlık. Anne seni kendine çay doldur. Ercan'cığım ben vereyim, parçaladın. Alırım ben birazdan. Olsun. Benim de canım hiç kahvaltı yapmak istemiyor. Aa aşk olsun olur ya mu? Ben geldim diye mi? Ben gidiyorum o zaman. İyi git Ercan. Ben geldim diye kadın yemek istemiyor arkadaşlar. Olur alakası yok hayatım. Olur mu öyle şey? Canım istemiyor bugün. Yeme kardeşim yemez. Kahvaltı iyi değil. Ya zararlı. Zaten ya gelsen de olur mu Ercan kahvaltı şart da. O zaman aşağı zaten yiyeyim ben. Kiloluyum o problem değil de. Bilmiyorum dostlar ya. Ondan herkes çekiyor. Zeynep bu pandemi davası yüzünden var ya yemin ederim bütün bayanlar erkekler hayır, hepsi hayır. Aynı benim şeyim. Bu aralar pek bir iştahım yok. Dün de çok yoruldum dostlar. İnanın evleri temizledim. Orçun'un odasını falan temizlik yaptık. Evet. Yatağı kırılmıştı. Ona yeni bir yatak sipariş verdik. Yeni bir yatak aldık. Öyle. O yatakları yerleştirdik. Hazır dedim elim değmişken kızların odasına geçtik. Oraların yatak altları orası burası derken... İnanın daha bir sürü işim var. Öldü kocacığım öldü. Nevresimlerini değiştirdim hepsinin. Attım makineyi. Onlar yıkanacak bugün. Bugün çok işimiz var. İnanın o kadar yorgunum ki yüzüm falan şiş içinde. Hiç size yüzümü dahi göstermek hani göstermeyin dedim. Çok yorgunum. O yüzden biraz iştahsızım. Vallaha mı? Sen bak git buradan. Ben seni görmek istemiyorum. İyi ben gidiyorum. Aha, dur. Neyse, anne hiçbir şey yok ki. Dur. Hadi neyse dur. Ben sensiz yapamam dur. Bensiz yapamıyor ne? İşten kaçıp maşallah, geliyorum. Maşallah öbürü gıtlak da getiriyor. Sen de sabahın dördünde kalk da acıkırsın. Ben de acıktım sus. İyi Ercan ye afiyet olsun. Hiçbir şey demiyorsun. Sen ne öğreniyorsun Talha abi bir banyoya girsen bugün. Girsin mi? Bir daha gir oğlum. Ay bu çocuklar. Yiyen aslan ezilmez. Çalışmaya devam. Çalış öyle değil Ercan işte gene uydurdun ha. İşleyen demir paslanmaz diyecektim. Çalışan demir derler Zelma. İşleyen demir işte. Tamam. Çalışan abi? İşleyen aynı. Ben demir değilim Zelma. İşte hep uyduruyorum. Ben severim işte öyle. Ben öyle uydurmayı severim arkadaşlar. Ben sizden hepinizi seviyorum. Neyse canlar. Şimdi ben karnımı doyurayım. Selma'nın çilesi bitmez. Sucuk. Oh. Ay işte. Neyse canlar hadi biz biraz sonra Ercan kahvaltısını yapsa şimdi tozutuyor gene kahvaltıda. Bir karnını doyuralım Ercan'ı bir yolcu edelim. Sonra gene beraber oluruz. Görüşürüz birazdan. Evet canlar kızım niye haber vermiyorsun çekeyim. Çekiyorum diyorsun. Bakın yemeğimiz pişti. İşte bu da son haliydi. Bakın o suyu altında sos olarak kalacak. Pirinç pilavım da hazır. Pirinç pilavımda bakın tane tane vallahi şimdi hala sıcak olduğu için biraz şey gibi olabilir ama tane tane oldu. Şimdi ne yapalım? Biraz pilavımızdan alalım. Ercan geldi. Ercan'cığım dur azıcık kızım şu. Bir tane bakacağım sevmeyelim. Arkadaşlar ne yapayım? Ne olur ne olmaz. Zehirlenir meyinlenir de önce ben tamam. Ne yapan Ercan? Şimdi zehirlenmesin de ilk ben bakayım hayatım onun için ha ben zehirlenirsin. Vallahi siz de bir acayipsiniz Ercan. Selma. He.
Selma. Evet dostlar bakın. Hmm. Şimdi buradan da. Ver. Acıktım ben. İki tane köfte alalım. Ondan sonra biraz patates. Evet. Biber varsa biber de ver. Biberler de var. Vallahi işte bu da bizim akşam yemeğimiz. Bugün de böyle olsun. Vallahi pratik dostlar. Tavsiye ederim size. Mutlaka yapın. Şöyle biberlerden alayım. Ercan seviyor. Vallahi be, bir köfte daha koyalım Ercan'a. Şöyle. Yine de hayatım ben bitirdikçe doldurursun bana. Getir. Al Ercan'cığım. Bir tane çatal. Bu da sofra. Vallahi arkadaşlar. Fevkalade gözüküyor şimdi Selma'cığım. Ekmekleri hepimiz yiyeceğiz de biraz sonra hepimize. Sen de yiyecek misin? Hepimiz evet biz de yiyeceğiz. Tamam kızım. Şimdi. Biz de yiyeceğiz. İşte dostlar şimdi ben çocukların servislerini hazırlayayım. Evet. Yemeklerimiz de hazırdı. Güzelce şimdi bize afiyet olsun. Bu servis bana mı şimdi? Ercan'cığım sana gösterdik. Şimdi arkasını. Ha şimdi arayacağın gibi cevabından ha. Evet. Ay ben arkadaşlar boymuş gibi konuşuyorum. Türkçe konuşuyorum ha. Yabancı dilde konuşmuyorum ama. Tamam şaka yapıyorum ben zaten. Neyse biz şimdi çocukların yemeklerini hazırlayalım. Onların bir karnını doyuralım. Evet. Daha sonra da bir kahve alırız. Ercan'la kapanışımızı vallahi yaparız güzel dostlar. Olur, kahve hadi birazdan görüşmek üzere. Görüşürüz. Selam canlar. Benim kız hemen açmış. Kızlar ben hala mutfaktayım. Üzerimi değiştim. Akşam için köfte ile patates yaptım, pilav yaptım. Onları pişirdim, kaldırdım. Onları çektim ama şimdi keki çekememiştim. Şimdi Hürrem benden dedi ki Hürrem Sultan. Selmam dedi bana dedi bir kek yapsana kız dedi. Pasta, kek ne olursa dedi. Neyini yapayım Hürrem dedim. Hatta Hülya'ya sordum, Zeliha'ma sordum, Burcu'ya. Abla birisi çikolatalı kek dedi, birisi havuçlu, pardon havuçlu diye olmadı. Havuçluyu ben söyledim. Kızlar havuçlu cevizli kek yapıyor mu dedim. Hülya'm dedi ki Selma abla bisküvili yapsana dedi. Burcu dedi ki Selma abla ıslak kek yap. Ben de düşündüm taşındım. Evde de havuçum vardı. Baktım kötü oluyor. Ay dur dedim bugün havuçlu cevizli bir kek yapayım. Sonra Hülya'm için patatesli diyor bisküvili çok güzel bir kek tarifim var. Onu yapacağım. Allah nasip ederse o zaman da Hülya'cığım bak Hülya kekin hazır, pastan hazır gel diyeceğim sana. Neyse kızlar lafı uzatmayayım. Ben bugün havuçlu, cevizli, tarçınlı, mis gibi bir kek hazırlayacağım. Sizlerle birlikte yapacağız bunu. Bunun için bize gereken malzeme vallahi normalde 3 yumurta da benim yumurtalar küçük boy olduğu için 4 tane yumurta, bir su bardağı. Aha bu su bardağıyla birlikte bir toz şekeri. Şöyle bir zeytinyağı, gene bu bardakla süt koyacağım. 3 tane en ince rendelenmiş havuç. Ondan sonra bir tane kabartma tozu. Bunun içinde vanilya şekeri var. Bir de bu hatırlarsınız bu kek kalıbımı. Bunu da yağladım, unladım, bir kenara attım efendim. Ben bir de içine aroma versin diye burada limonumu yıkadım. Biraz da limon kabuğu rendesi atacağım. Dediğim gibi kabartma tozu, biraz tarçın atacağım. Bir de bakın size de kolaylık olsun canlar. Ben cevizimi güzelce elimde dövdüm bardakla. İçine de un attım. Bunu kabın içinde yapmadım. Böyle bir et tor poşetin içerisine bunu koydum. İçine de bir yarım yemek kaşığı un attım. Böyle unun anda harmanladım ki hani evim batmasın. Sağ sol batmasın diye poşetin içinde yapıyorum. Daha pratik oluyor. Size de tavsiye ederim. Sonra bitince de kaldır at poşeti. Çöpe sana bulaşık da çıkmaz. Ellerimi mis gibi yıkadım. Unumu rendelemek... Bunu da kıracağım sinirden. Kırdım mı yoksa? Ya bir dilim dönmüyor ya. Unumu elemek için de bir tane bundanım var. Burada benim ellerimi sildiğim mendille ben her şeyde bir tane siliyorum. Neyse. Neyse dostlar. Malzemeleri söyledim. Hadi şimdi ben bunu sesini de kısayım. Ondan sonra hızlandırmış bir şekilde karıştırayım. Kabıma koyayım. Fırına vereyim. Son haliyle de gene beraber olalım. Hadi birazdan görüşürüz. Ben başlayayım çalışmaya.
hepsi burada. Çok basit, çok pratik. Mutlaka deneyin. Hürrem Sultan, Hülya Sultan, Ziya Sultan, Talimat Sultan. Bakın kızlar. Ayda Sultan. Valla Filiz ablam. O da benim canım sultanım. Ya o kadar çok dostum var ki şu an aklımda. Unuttuklarım var mı? Lütfen var. Selsem var. O kadar candanlar ki. İnanın bir sürü canlarım var. Bir sürü dostlarım var. Muradeviydi galiba. Metanit. Canım benim. Hepinize. Unuttuklarım da. Gülseren ablam. Kim varsa hepinize kucak dolusu sevgiler. Bütün bana gelip destek olan Leyla'm. Gönlümün sultanı. Yücel abi. Saygılar yolluyorum. Hadi gelin. Bakın. Hürrem Sultan keki yapıyoruz. Bir dahakini Hülya Sultan keki yapacağız. Sonra Zeliha'ma. Hepimize bir şeyler yapacağız. Birlikte de kahve yapıp içeceğiz. Ercan'ı işe gönderdik. Gitti şükür. Ben çok çene çalmadan kekimi fırına yollayıp bir de şöyle havasına vuruyor. Kabarcıklar çıksın. Kek daha güzel oluyor. Ercan olsaydı gırdın derdi. Bakın gerçekten de kabarcıklar, hava kabarcıkları çıkıyor. Evet, haydi bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fırınımı da 160 yaptım. Alt üst ayarda 40 dakika, 45 dakika. Allah ne verdiyse zaten pişerse, güzel olursa paylaşırım. Aa, olmazsa da gene paylaşırım. Ve arkada bu kadar bulaşık bizi bekliyor dostlar. Şimdi ben bunları bir yıkayım. Masamı sileyim. Ondan sonra devam edelim. İşler güçler hiç bitmez. Allah sağlık versin. İnanın sağlıksız dünya sizin olsa sıfır. Hiçbir işe yaramaz. Ben niye rahatım? Akşam yemeğim hazır diye rahatım. Önceden yaptım, hazırladım. Zaten basitti o da. Köfteyle pilav patatesli onları attıydım. Pişirmiştim, hazırdı. Ondan sonra bir de kek yaparız. Ercan da gelsin. Bir de yemeğimizi yedikten sonra Ercan'la birer dilim kek alır. Sizin için yeriz. Canlarım, değerli dostlar. Evet, ben şimdi şu bulaşıklarımı yıkayayım. Bezimi de hazırlamıştı zaten. Buraya bir güzel masamın üstünü de sileyim dostlar. Ondan sonra da şu bulaşıklarımı da yıkayayım. Ercan zaten 2 saat sonra işten eve gelir. O gelene kadar da ben rahatım. Bir kahve alır otururum. Ercan geldikten sonra karnımızı doyururuz. Kekimizi de alır sizinle kapanış yaparız. Hadi birazdan görüşürüz yemekte dostlar. Ellemedik. Sırf sizlerle birlikte keselim diye, değil mi Ercan'cığım? Evet. Sizi bekledik. Haydi bismillah. Yani İnşallah. Beni beklemedin. Beni beklememiş. İnşallah pişmiştir dostlar içi de. Pişmiş baksana sen. Ya belli olmaz Ercan'cığım. Bazen pişmiyor. Bismillah. Hemen sana şey verdim. Ah kızım. Aa, pişmiş dostlar. Bakın. Vallahi süper olmuş. Süper. Üstüne ceviz koyayım sana. Ay Tuğçe Allah aşkına. İçinde cevizi var. Ercan'cığım buyur hayatım. Cevizi ye. Cevizi olur. Vallahi çok güzel olmuş. Sen dostlar. Hurmanın içine koy. Hurmanı yarın işe götüreceğim. He. Vay hurmayla ceviz istiyor. Ben de büyük mü oldu biraz?
Selma ne yapıyorsun Selma? Onun yarısını yemen lazım. Evet dostlar bakın. Gerçekten nefis olmuş. Yumuşacık bakın. Böyle bastığınız zaman da çıkıyor. Bakın gerçek nefis şahane bir kek olmuş. Bir de test yapayım. Tatlarına baktır. Bakın bak. Üzerine pudra şekeri dökecektik de Ercan dedi ki atma Selma dedi. Zaten yok, şekerli yok. Oluyor. Ben pudra şekerini sevmiyorum. Siz isterseniz pudra şekeri dökebilirsiniz. Burak çikolata. Evet dostlar. İyi olmuş. Bize afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Hoşunuza gittiyse siz de yapın. Size de afiyet olsun. Tavsiye ederim arkadaşlar. Valla fevkalade. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki vlogda. Ama tarifi verdin mi? Verdim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim hikayem Selma Ercan olun. Dipnot. Abone olmayı, yorum yapmayı, like yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Niye ben kapatıyorum Selma? Daha yeni başladık. Hadi hayatım. Neyse. Arkadaşlar vallahi vloglarımız çok uzun oluyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim hikayem Selma Ercan'da kalın. Sağlıklı kalın.